verdiği bir platform olarak görüyoruz. Yani burada bizim çok konuşmamızdan ziyade buradaki teşkilat mensuplarının, mahalle temsilcilerimizin, ilçe yönetim kurulu üyelerimizin, gençlik kolu, kadın kolu kardeşlerimizin şehirde olan ya da Kütahya ilinde olan halkın aktardıklarını, halkın bize sorduklarını burada dile getirerek belediye çalışmaları nasıldır, ilgilenmesi çalışmalar nasıldır, burada ya da işte Ankara'daki ilişkiler nasıldır, bunun hesabının verilebileceği bir platform olarak olmasını biz hep arzu ettik. Hep bu şekilde hareket etmeye, bu şekilde çalışmaya gayret gösterdik. Bugün tabii il teşkilatımızın düzenlemiş olduğu bu toplantıda da Sayın Başkanım icraatları falan anlatmayacağız. Size 5 dakika süre verdik. Sadece bir selamlama konuşması yapacaksınız, ineceksiniz. Çünkü ağır misafirimiz var. Teşkilatla ilgili zamanın büyük bir kısmını ona vereceğiz dedi. Biz de tabii saygıyla karşıladık. Ama siyasetçiyiz. Hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Az da olsa yaptığımız çalışmaları anlatmak hakikaten mikrofonun karşısına geçince duramıyoruz. Bundan dolayı da hakkınızı helal etmenizi istiyoruz. Tabii ki biz seçimlerden önce zorlu bir seçimdi. Musa Bey'in dile getirdiği gibi bir eşikti o seçim. Biz eşiği elhamdülillah genel merkezimizin tüm teşkilatlarımızın desteğiyle aştık. Ondan sonra zaten kendini gösterdi Kütahya. Ve o eşikten sonra şu ana kadar bizim o dönemde 43 projeyi bu salonda kamuoyuyla biz paylaşmıştık. Ve şu ana kadar 28 projeyi hayatiyat verdik. Çok az bir projemiz kaldı. Ve bu yıl itibariyle inşallah 2016 yılında ana projelerimizi, büyük projelerimizin temellerini, ihalelerini atıp 2017'de çok fazla proje bırakmadan 2018'de artık projelerini bitirmiş bir belediyeyi sizlerin karşısına getireceğiz inşallah. Neden? Çünkü 2018'in ikinci yarısından itibaren seçim sattı mahalline giriyoruz. Ve seçim sattı mahallinde de ne yaparsanız yapın, kamuoyunda, halkın nezdinde işte seçim geliyor, seçim çalışmaya başladı belediye, vekiller çalışmaya başladı diye dile getirirler. Bundan dolayı biz önceden bitirmemiz gerekiyor. Ve biz Kütahya Belediyesi olarak geçen ay Kasım ayında bütçemizi belirledik. Biraz borçlu bütçe olduk ama bunun üstesinden gelebilecek bir yapıya sahibiz. 269 milyon inşallah Kütahya'nın bütçesi 2016'da gerçekleşecek. Ve Kütahya'yı biliyorsunuz artık battı çıktısıyla, yeraltı otoparkıyla, ışıklandırmasıyla, Haymana Hanımlar lokaliyle inşaat haline getirdik. Şu an itibariyle Kütahya trafiğini altını üstüne getirdik. Vatandaş nereden gideceğini bilemiyor ama hiç kimse de ne belediyeye ne teşkilata bununla ilgili hiçbir derdini ya da sıkıntısını dile getirmiyor. Neden? Projenin doğru olduğuna inanıyor. Projenin Kütahya için yararlı olduğuna inandığı için sahip çıkıyor. Bize düşen nedir? Söz verdiğimiz gibi merkezde bulunan iki battı çıktının 135 günde bitirilmesi değerli arkadaşlar. Ve ihaleyi biz 28 Ekim'de yapmıştık. Teşkilatlarımızla görüşmeler neticesinde kazmayı seçimden sonra vuralım başkanım dediler. Kazmayı seçimden sonra vurduk ve şu an itibariyle de 67 gününü doldurduk. 135 günde Allah'ın izniyle hizmete açacağız hep birlikte. Ve bundan sonra belediye hizmet binamız yok. Onun artık bütün projeleri bitti. İhale aşamasına geldik. Diğer Suka ile ilgili, Macera Park'la ilgili ne söz verdiysek inşallah onların da en kısa sürede ihalelerini yapıp inşaatlarını bitirerek Kütahya halkının hizmetine sunmak değerli arkadaşlar. Ve biz bunu il başkanım diye söyledi. Her zaman gururla söylüyoruz. Biz Kütahya'da AK Parti'nin belediye başkanıyız. Bunu gururla söylüyoruz. Ama herkesin belediye başkanıyız. Hizmet götürmek CHP'lisine de, MHP'lisine de, oy verene de, vermeyene de hizmet götürmek bizim boynumuzun borcu. Ve şunu söylemek istiyorum. Teşkilatla milletvekilleri ilişkileri, belediye ilişkilerini bir sert dengeli tutmaya ve onların hizmetinde olduğumuzu, onların hizmetkarı olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Ve o koordineyi bozmuyoruz. Bozmadığımız koordinatede gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde,
gerekse 7 Haziran seçimlerinde, gerekse 1 Kasım seçimlerinde teşkilatımız bize hangi görev verdiyse, hangi mahalleye, hangi sokağa, hangi ilçeye git dediyse hiçbir zaman yüksünmeden, gücenmeden başkan yardımcılarımızla beraber oralarda görev aldık. Rabbim de bunun semeresini verdi ve Kütahya'yı 1 Kasım'da 4-0 hale getirdi. Rabbime bu konuda şükür, ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Ama ben teşkilattan gelen bir kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum. Her şeyi yapabiliriz arkadaşlar. Kanalizasyon yapabiliriz, yol yapabiliriz, su yapabiliriz. Her şeyi yapabiliriz. Ama önemli olan insanların, hemşerilerimizin gönlüne giden yolu yapabilmek. Bizim gayemiz de insanların gönlüne giden yolu yapabilmek diye düşünüyorum. Ve sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Tekrar toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.